dünya bir garip döngü içerisinde. İşte bir tarafta savaşlar, bir tarafta pandemi, uzunca süren bir pandemi, yani 2 yıl aşkın bir süredir pandemiyi yaşıyoruz. Bunun yanında yine savaşlar dört bir yanımızda, dünya ekonomisi sarsıldı. Yani sadece bizim ekonomimiz değil, dünya ekonomisi sarsıldı. En hafif atlatanı biziz. Fakat buna rağmen işte geçen asgari ücrete önemli bir ölçüde zam yapıldı. İşte emekli maaşlarına önemli bir ölçüde zam yapıldı. Fakat gelen enflasyon karşısında bu zamlar hemen eridi. Tabii bunlar göz önünde olan bir şey. Yani yaşadığımız bir şey. Zaten hükümet de bunu kabul ediyor. Geçen Çalışma Bakanı efendim, tabii bayram içerisindeydik. İşte 1 Mayıs'ta bayram arefesi. Dedi ki 1 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı emeklilere yapılacak zammı açıklayacak. Bütün televizyonlar bunu söyledi. Fakat 1 Mayıs geçti. Bugün 7 Mayıs. Ama halen böyle bir açıklama yok. Şimdi açıklanır açıklanmaz. Hükümet zam yapar yapmaz, onlar kendi bilecekleri konular. Fakat şimdi bir yerde bir ümit doğduğu zaman o daha bir masumiyet doğuruyor. Yani bir hak kaybı gibi oluyor. Yani 1 Mayıs'ta bana verecektiniz, neden vermediniz gibi böyle çelişkiler. Bunların hiç söylenmese bundan daha iyi olurdu. Belki bir ümitle işte Mayıs'ı beklerdik, Haziran'ı beklerdik. Temmuz'da zaten zam yapılacak. Ama böyle koordine eksikliği, iletişim kopukluğu halkla kaynaşmalara sebep oluyor. Ben yine ümit ediyorum ki yani birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımız böyle bir beyanatta bulunur ve halk da memnun olur efendim.